Murat Yetkin, Yetkin Report. AK Parti içinde demokrasi ve hukuk devleti sınavı. Kim kazanacak? AK Parti bünyesinde bir çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti sınavı daha önümüzdeki hafta yaşanacak. Sınav 14-15 Ağustos günlerinde. Halen yaz tatilinde olan meclis 15 Ağustos'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı ağırlamak üzere olağanüstü toplanacak. Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz'da Tahran'da öldürülmesi ardından Filistin topraklarında Abbas yeniden güç kazandı. Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşüp meclise hitap etmeden önce de Moskova'da Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le görüşecek. ABD'nin İsrail'e destek ve İran'a baskı amacıyla Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ni silah deposuna çevirdiği günlerde önem taşıyan bir temas olacak. Bu ziyaret Türkiye ve AK Parti'nin yeni bir demokrasi ve hukuk devleti sınavı olmasına da eğer kullanılabilirse bir zemin verecek. Meclis hazır toplanmışken Anayasa Mahkemesi'nin 1 Ağustos'ta açıkladığı Can Atalay'ın milletvekilliği kararı genel kurul gündemine gelecek mi? Soru bu. Gözler Numan Kurtulmuş'ta. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dün bu konuda görüşme talebinde bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık'tan oluşan zaten üç kişilik meclis heyetini kabul etti. 40 dakika görüştüler baş görüşme ardından Kurtulmuş'un kendilerine 16 Ağustos'ta olabilir mi diye sorduğunu, kendilerinin de Atalay'ın meclis kaydının canlandırılmasının, Abbas'ın konuşmasından önce yapılmasının, meclisin AYM kararı yokmuş gibi davranamayacağı bakımından önemini vurguladıklarını söyledi. Bu sözlerden çıkan anlam, Numan Kurtulmuş'un konuya baştan reddetme eğilimiyle yaklaşmadığıdır. Tipliler de konuyu son dakikaya sıkıştırmadan görüşmesi de bunu gösteriyor. Kurtulmuş 2023 meclis açılışında Atalay'ın adını kürsüden okumuş, örneğin Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na üye yazılmasına imkan vermişti. Tabii zaman kazanıp gerekirse danışma görüşmelerinde bulunmak için manevra alanı da veriyor. Kurtulmuş kararını verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti içi dengeleri gözetecek mi? O da 15 Ağustos'u bir çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti sınavı olarak değerlendirecek mi? Ve bakalım MHP bu süreci nasıl engellemeye çalışacak? Türkiye ve AK Parti'nin sınavı. Can Atalay gezi davasında 18 yıl hapse mahkum edilmişken 14 Mayıs 2023'te Tip Hatay Milletvekili seçilmesi AYM ile Yargıtay arasında adeta bir yargı düellosuna sahne olmuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuk baş danışmanı Mehmet Uçum'un Yargıtay'a destek verdiği siyasi ortamda AK Partili Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ, Yargıtay kararını tartışmalı bir oturumda meclis kürsüsünden okuyarak Atalay'ın milletvekili olamayacağını ilan etmişti. Ne Türkiye, ne meclis, ne AK Parti o günkü sınavı verebildi. Ancak AYM'nin 27 Aralık 2023'te aldığı kararın gerekçesinin 1 Ağustos'ta resmi gazetede yayınlanmasıyla durum değişti. Şimdi tip bu AYM kararının meclis kürsüsünden okunup Yargıtay'ın milletvekilliği yapamayacağı kararının yok hükmünde sayılmasını istiyor. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi gruplarının olağanüstü toplantı çağrısına DEVA, EMEP ve DP'nin de destek vereceğini söylüyor. Nitekim öğle saatlerinde bu çağrı yapıldı. AK Parti, Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala ve gezicileri hapishane ziyaretinin de gösterdiği gibi, AK Parti bünyesinde çoğulcu demokrasi ve hukuk devleti kavramlarına homojen bir bakış yok. Sorun sınavı kimin kazanacağı.